Benim sesimi yıllardır o kadar çok duydunuz ki... ...sesim sizlere kimi zaman çocukluğunuzdan bir çizgi filmi... Ben Kermit'im ve siz de artık istediğiniz kadar özgürsünüz. Kimi zaman heyecanla izlediğiniz bir filmi ya da diziyi... Ödeme zamanı Teddy. Çoğu zaman da Tom Cruise'u hatırlattı. Neler yapabileceğini şimdi göreceğiz. Kimi zaman her şeyin bir nedeni vardır. Seni görmeye geleceğim. Forrest Gump'ta Tom Hanks oldum ben. Merhaba. Benim adım Forrest. Forrest Gump. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesinde Brad Pitt. Seni görmeye gelmiştim. Belki biraz vakit geçiririz. Altıncı His'te Bruce Willis. Hayatımda değiştirmek istediğim bir şey olsaydı bu ne olur? Özel bir kadında Richard Gere. Kalan üç günü seninle kavga ederek geçirmek istemiyorum. Özür dilerim dedim ve ciddiyim. Konu kapanmıştır. Erkek severse de Andy Garcia ve daha sayısız filmde sayısız aktör. Tanrı'ya şükrediyorum. Bana lütfedip böyle bir ses verdiği için. Gece gündüz de birlikteyiz. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye seslerinden birini kaybetti. Yağmur Adam'dan Son Samuray'a, görevimiz tehlikeden özel bir kadına, ünlü aktörlerin sesi olan, o isimlerle özdeşleşen büyük bir seslendirme sanatçısıydı Sungun Babacan. Ve biz de onun kaybıyla ne kadar üzgün olduğumuzu söyleyerek başsağlığı dileklerimizle başladık gece gündüze. Diğer yandan bir başka kıymetli sanatçı, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen 91 yaşında hayata veda etti. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitiren, tiyatroda 100'ün üzerinde başrol oynayan, 40'ın üzerinde oyunu sahneye koyan sanatçı, Türkiye'de çevrilen ilk fotoromanda Işık Yenersu ile başrolü paylaştı. 1958'de Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam'la tanıştı. Burak ve Toprak Sergen'in babası olan sanatçı Bodrum'da yaşıyor. Kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu. Semih Sergen'i de saygıyla anıyoruz. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte asıl o zaman yaşamaya başlar. Özel bir sergi var sırada. Meksika'nın en ünlü ressamlarından Frida Kahlo özel bir sergiyle anılıyor. 30 sanatçıya Frida günümüzde yaşasaydı düşünceleri nasıl olurdu sorusu yönlendirildi. Ve sanatçılar eserlerini bu duyguyla üretti. İşte detaylar. ...20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Frida Kahlo... ...günümüzde yaşasaydı düşünceleri ve eserleri nasıl olurdu? Frida Medya Ajansı bu soruyu sordu. Birçok farklı sanatçı bir araya geldi. Meksikalı ressam Frida'nın eserlerine yeniden hayat verdi. Eğer Frida Kahlo bugün yaşasaydı, eserlerini nasıl üretirdi? Günümüzün teknoloji ve dijital çağında yaşadığımızı düşünürsek, hem de yaşasaydı yaşamı nasıl olurdu diye, malum acıların kadını diye ben tabir ediyorum Frida Kahlo'yu. Çok yaşantısı hem acıklı olmuş, hem acılı olmuş, hem de dramatik olmuş diyelim. Bu açıdan eserler o konuda, o çerçevede değerlendirildi. Sergide 30 sanatçı, kadın olmak, özgürlük ve sanat temalarını Frida Kahlo üzerinden yeniden yorumladı. Eserler arasında tabloların yanı sıra video, heykel gibi çeşitli yerleştirmeler de yer alıyor. 30 sanatçımız, 33 adet eserimiz var sergimizde. Farklı medyumlardan seçmeye çalıştım. Yani hem heykel göreceğiz burada, hem malzeme adına yerleştirmeler olacak, hem de tuval, yağlı boya, dijital. Aynı zamanda hem dijital sanatımız hem de bir video eserimiz var. O açıdan böyle farklı yerlerden sanatçılarımız geldiler, katıldılar. Hem de farklı malzemeleri kullanaraktan benim sorumu yanıtladılar. Frida adı verilen sergi 14 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Bomonti Adada ziyaret edilebilecek. Sergiden elde edilen gelirle İyilik İçin Sanat Derneği'nin Sanat Elçileri Projesi'ne destek verilecek. Müzik
İş Sanat'ın Bodrum Zayi'de gerçekleştirdiği İş Sanat Çarşamba sahnesi gazeteci Emrah Kolukısa'nın moderatörlüğünde arkeoloji sohbetleriyle devam ediyor. 10 Ağustos saat 21'de başlayacak etkinlikte Emrah Kolukısa, Teos Antik Kenti Kazı Başkanı arkeolog Profesör Doktor Musa Kadıoğlu'nu ağırlayacak. Sohbetin ardından akşam Başarcan Kıvrağ'ın piyano resitali ile devam edecek. Sergei Rahmaninov ve Sezar Frank'ın eserlerinden oluşan resital saat 22'de başlayacak. Ve dünyadan Amerikalı oyuncu James Franco Fidel Castro'yu canlandıracak. Çekimleri Kolombiya'da başlayacak. Alina of Cuba adlı film Fidel Castro'nun gayrimeşru kızı Alina Fernandez'in gözünden anlatılacak. James Franco'nun Fidel Castro rolüne seçilmesine ise Latin oyuncular tepki gösteriyor. Happy birthday. Oh cute. James Franco. James Franco sinemaya Fidel olarak dönüyor. James Franco is on Mindy. Don't try to outcute the cutest person in this office. Everybody. Amerikalı ünlü aktör James Franco, cinsel istismar davası nedeniyle setlere verdiği 3 yıllık aranın ardından beyaz perdeye dönüş yapıyor. You're really bad at the combining mashup. Franco, Küba'daki komünist devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'yu canlandıracak. Çekimleri Kolombiya'da başlayacak Alina of Cuba adlı film, Fidel Castro'nun kızı Alina Fernandez'in gözünden anlatılacak. Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun 8 çocuğu arasında evlilik dışı tek kız çocuğu olan Alina Fernandez, anılarını anlattığı kitabında baba sevgisinden mahrum kaldığını belirtmiş, mutsuz bir çocukluk yaşadığını açıklamıştı. Görünen o ki, filmin senaryosuna danışmanlık yapan Fernandez sayesinde Fidel Castro'nun aile ilişkilerine dair önemli ipuçları gün yüzüne çıkacak. Öte yandan James Franco'nun Fidel Castro rolüne seçilmesine Latin oyunculardan tepki geldi. Latin oyuncu Sol Rodriguez, hayatı boyunca bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmadığı için kendisiyle dalga geçildiğine dikkat çekerek, defalarca kurtulmam gerektiği söylenen aksanı James Franco edinmek zorunda kalacak dedi. Jeff Torres ise Twitter hesabından, ben bir başka Latin Amerikalı uyuşturucu satıcısı rolü için seçmelere girerken James Franco Fidel Castro'yu oynuyor yazdı. ABD'de hafta sonu hasılat rakamları belli oldu. Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Bullet Train, suikast treni acaba istenen hasılatı yaptı mı? Görelim. Fragmanları geçtiğimiz yıl gösterilmeye başladı. Ülke ülke gezerek premier yaptı. Başrol oyuncusu galalarda rengarenk imajı, hatta eteğiyle dikkat çekti. Brad Pitt'li suikast treni sonunda vizyona girdi. Film ilk hafta sonunda 30 milyon dolarlık hasılat elde etti. Bu sonuç, filme 90 milyon dolar yatıran yapım şirketi için çok da parlak değil. Dolayısıyla filmin önümüzdeki haftalarda bu ortalama rakamı yükseltmesi gerekiyor. Geçen haftanın gişe lideri DC Süper Evciller takımı bu hafta listenin ikinci sırasına geriledi. Süper kahramanların evcil hayvanlarının maceralarına odaklanan animasyon film bu hafta sonunda 11 milyon 200 bin dolar kazandı. Öte yandan korku türünün sıra dışı yönetmeni Jordan Peele'ın yeni filmi Nope hafta sonunda 8 milyon 500 bin dolar kazanarak toplam gişe hasılatını 100 milyon dolara yaklaştırdı. We're getting a call.
Dünyada müziğin gündeminde halen Beyoncé'nin yeni albümü Rönesans var. Çıktığı ilk günden beri çok ses getiren albüm, kısa sürede elde ettiği satış rakamlarıyla da Billboard listelerinin zirvesine yerleşti. Beyoncé, son albümü Rönesans'la yılın en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı oldu. Rönesans, ilk haftasında Billboard 200 listesinde zirveye ulaştı. Beyoncé'nin yeni albümü ilk haftasında 332 bin satış ve indirmeye ulaşarak Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Rönesans 2022'de bir kadın sanatçı tarafından Billboard 200'da birinciliği elde eden ilk albüm oldu. Numaraya çıkan son kadın sanatçı 4 Aralık 2021 8 Ocak 2022 tarihleri arasında 30 albümüyle listede yer alan Adele'di. Adele sonrası zirveye yerleşen Beyoncé'nin daha önceki tüm albümleri de zirvede açılış yapmıştı. Beyoncé'nin Rönesans'tan önce 2016'da yayınladığı Lemonade albümü de listelerde bir numara olmuştu. Sanatçının Lemonade sonrası yayınladığı The Carters, Everything Is Love, Homecoming, The Live Album ve The Lion King, The Gift film müzikleri albümleri de Billboard'da ilk 5'e girdi. ...2022'de daha büyük çıkış yapan tek albüm... ...512 bin satışla Harry Styles'ın Harry's House albümü oldu. You know, it's not the same as it was, as it was, as it was. 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jürisi belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Özcan Alper'in üstleneceği jüride yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkeviç, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Profesör Doktor Umut Tümay Aslan yer alacak. Festivalde bu yıl filmler ulusal uzun metraj, belgesel, uluslararası kısa, ulusal öğrenci kısa ve Adana kısa film bölümlerinde yarışacak. Bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ulusal uzun metraj film yarışması başvurularının 10 Ağustos tarihine kadar devam ettiğini de hatırlatalım. Yönetmenliğini Mustafa Kota'nın yaptığı, başrollerini Berk Atan, Yağmur Tanrı Sevsin, Nursel Köse ve Derya Alabora'nın paylaştığı 3. gün filminin setine gidiyoruz şimdi. Berk Atan ve Yağmur Tanrı Sevsin, romantik komedi türünde olan 3. gün filminde bir araya geldi. İkili filmde sosyal medya üzerinden tanışan iki sevgiliyi canlandırıyor. Ben de direkt... Elia'nın eline sarılırken evet. Görmez. Ben Elia karakterini canlandırıyorum. Elia İzmirli, İzmir'de yaşıyor ailesiyle birlikte ve gastronomi mezunu. Hayalleri var, akademik kariyer yapmak istiyor. Ve bir hayal daha var, o da ruh eşini bulmak. Sosyal medyada biriyle çalışıyor. Ve sonrasında yeni bir yolculuk başlıyor onun için. Semih'in de iki tane işte teyzesi var. Ve aynı evde yaşıyor kuzeniyle beraber. Çiftlik evinde, çok tatlı çiftlik evinde yaşıyor. İşte atlarla ilgileniyor. Tabii Elia'nın gelmesiyle beraber Semih de bir hani
O üç gün zaten. Filmimizin adı üçüncü gün. O üç günde Semih'in de yaşadığı komik, tatlı ve aslında love dolu bir Mustafa Kota'nın yönetmenliğini üstlendiği filmde ikiliye Nursel Köse, Derya Alabora ve Efe Tunçer de eşlik ediyor. Projeyi çok sevdi herkes, senaryoyu çok sevdi. Öyle olunca üstüne oyuncular kattığı zaman ekstra mutlu oluyoruz. Ve kendi adıma teşekkür ederim bütün oyuncu arkadaşlarıma. Ama isterseniz siz de yapabilirsiniz. Yok kızım yok, biz senin elinden içmek istiyoruz. Filmin çekimleri devam ediyor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. 2023 yılında 95.'si düzenlenecek Akademi Ödülleri için Türkiye'nin en iyi uluslararası film adayı seçim takvimi belli oldu. Süreç Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği tarafından yürütülecek. 1 Ocak 30 Kasım arası ticari gösterime çıkacak olan filmler aday gösterilebilirken Akademi Ödülleri kuralları gereğince filmin ticari amaçlı olarak birbirini takip eden şekilde en az 7 gün süreyle gösteriminin yapılması gerekiyor. Değerlendirilecek filmlerin başvuru formu ve şifreli online izleme linkinin ya da 16 adet dijital kopyasının TESİAP ofisine ulaştırılması için son tarih 22 Ağustos. Oscar için en iyi uluslararası film Türkiye adayının en geç Eylül ayında açıklanması bekleniyor. Kalemiz açıkmış. Ve kitap, evet, raflarda yerlerini alan yeni kitaplardan sizin için hazırladığımız seçki geliyor ekrana. Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Nadir X çizgi roman kitabının ikincisi, yeni kahramanları ve hikayeleriyle okuyucuyla buluştu. Nadir X'in ilk çizgi romanında olduğu gibi, ikincisinde de yine 3 farklı hastalık ve bu hastalıklara sahip 4 farklı karakterin, SMA hastası Uzay Çocuk Ata, MPS hastası Ses Çocuk Cem ve Wilson hastası Yıldırım Kızlar İklim ve Melisa'nın hikayesi işlendi. Alınan her kitapla SMA Hastalığıyla Mücadele Derneği, Mukopolisakkaridoz ve benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği'ne destek veriliyor. Turizm denince akla gelen merkezlerden biri olan Gökçeada'nın geçmişi kitaplaştırıldı. Serdar Korucu'nun hazırladığı kitapta aralarında İstanbul Rum Patriği Bartolomeos'un da olduğu 28 Gökçeadalı'nın röportajı bulunuyor. Özgür ruhu, çok kültürlü yapısı, tarihi ve doğasıyla bir hayal kenti İzmir. Peki, Kordon'un görkemli güzelliğinin ardında neler yaşanıyor? Barış İnce, son romanı Köksüzler'de bu soru ışığında kök salamamış insanların toprağı kazarak hayata tutunma çabalarını kaleme alıp İzmir'in panoramasını gözler önüne seriyor. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İş Sanat gece gündüzü sundu.